Sevgili üçüncü sınıf arkadaşlarım, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bu videomuzda sizlerle matematik kitabımızın birinci ünitesinden başlayacağız ve doğal sayılar, doğal sayılarda toplama işlemi, doğal sayılarda çıkarma işlemi gibi bütün konuların videolarını tek tek ardarda arda yapacağız arkadaşlar. Bu videoların devamını takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlerin Instagram sayfamız İlkokul Öğretmenim'den de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolara ulaşamıyorsanız, linklere ulaşamıyorsanız oradan size yardımcı olurum. Ya da bu videonun son 10 saniyelik kısmında karşınıza çıkacak olan küçük ekranlara tıklayarak izleyebilirsiniz. Kanalımızda Türkçe, matematik, fen bilimleri, hayat bilgisi kitaplarımızın videoları mevcut olacak. Bu küçük hatırlatmadan sonra videomuza başlayalım. Hazır mıyız kısmında küçük hatırlatma soruları var. Birinci sorumla başlıyorum. Yukarıdaki nesneleri sayınız. Kaç tane olduğunu yazınız demiş. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu satırda 10 tane var. Bunda da 10. 20 yaptı. 10 daha 30 yaptı. Üzerine ekliyorum. 31 32 33 34. 34 tane nesne vardır. İkinci sorudayım. 5'ten başlayarak 29'a kadar üçer üçer sayınız, saydığınız sayıları yazınız demiş. 5'ten başlayacağız. 3 ekleyerek devam edeceğiz arkadaşlar. 8 11 14 17 20 23 26 ve 29 bu şekilde üçer üçer artırarak yazdım daha sonrasında üçüncü soruya geçiyorum yüzden başlayarak ona kadar onar onar geriye sayınız saydığınız sayıları yazınız Geriye bu sefer onar onar sayacağım. Yani 100'den 10 çıkaracağım. Daha sonra bulduğum sayıdan 10 çıkaracağım ve ona gelene kadar devam edeceğim bu işleme. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 ve 10. Aşağıdaki sayıların basamaklarını adlandırınız. Basamaklardaki rakamların basamak değerini yazınız. Arkadaşlar birler basamağı ve onlar basamağı olduğunu hatırlatalım hemen. Birler basamağı buradaydı. Birler B olarak yazdım. Onlar basamağı buradaydı. Onlar B olarak yazdım. Birler basamağının sayı değeri ve basamak değeri vardı arkadaşlar. Birler basamağında 6 olduğu için 6 çarpı 1'den 6'dır. Onlar basamağında 2 olduğu için 2 çarpı 10'dan 20'dir değil mi? Basamak değerini bu şekilde yazdım. Peki 5. sorudayım. Aşağıdaki verilen sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirleyiniz. Belirlediğiniz sayının kutusunu boyayınız demiş. Arkadaşlar birler basamağı yani 10 2 dedim. Birler basama burası. 5 ve 5'ten büyük ise bir sonraki onla 5'ten küçük ise kendi onluğuna yuvarlanırdı. Bakıyorum 4 sayısı 5'ten küçük. O zaman 24 kendi onluğuna yuvarlanacak. Yani 20'ye. 57. 7'ye bakıyorum 5'ten büyük. O zaman bir üst onluğa yuvarlanacak. 50 iken 60 olacak değil mi? 68. 8 5'ten büyük. Bir üst onluğa yuvarlanacak. Yani 60 iken 70 olacak onluk kısmı. 6. soruya geçiyorum. Bir okuldaki 1, 2, 3 ve 4. sınıfların öğrenci sayısı sırasıyla 52, 65, 51 ve 66'dır. Bu sayıları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız demiş. Arkadaşlar 52, 65, 51 ve 66. Öncelikle öğretmenim bu sayıların onlar basamağına bakıyorum. 50 ile olan sayılar daha küçük. Peki 51 mi 52 mi dediğimde 51 en küçük. Küçüktür işaretini koyuyorum. Daha sonra 52 geliyor. Şimdi 60'lı sayılara bakıyorum. 66 ve 65'i karşılaştırıyorum. 65 66'dan daha küçüktür. Bu şekilde sıraladım. 7. soruma baktım. Yukarıdaki sayı örüntüsünün kuralını bulunuz. Örüntüde soru işareti yerine yazılması gereken sayıları yazınız arasındaki artış miktarı ya da azalış miktarı de, miktarıydı değil mi arkadaşlar? Hemen bakalım. 5'ten 9'a artmış. 4 artmış. 9 iken 13 olmuş. 4 artmış. 13 iken kaç olacak o zaman? 4 artıracağım. 17 olacak öğretmenim. 17 iken kaç artmış? 21 olmuş. Yine 4 artmış. 21 iken kaç artacak? 4 artacak ve kaç oluyor 25 oluyor 25 kendi 4 arttı 29 oldu soru işareti ne Ben 17 ve 25 yazmalıyım bir sonraki soruda bana toplama işlemi vermiş bunları yapmamı istemiş 6 artı 3 9 5 direkt aşağı yazılır ilk sorum 59 4 artı 3 7'dir. 8 artı 1 9'dur. 97 olacak. Yanıtım B seçeneğinde. 7 artı 3 10'dur. Onun sıfırı elde var. 1 diyorum. Çünkü arkadaşlar bir tane onluk olarak karşıya diğer tarafa atacağım. 3 artı 2 5. Bir de onluk buradan geldi. 6 olarak eklendi. Yanıtım 60 oldu. Son sorudayım. 6 artı 5 11. Buraya 11 yazamam birler basamağındaki biri yazıyorum. Onlu bir onluk olarak buraya atacağım. 4 artı 3, 7 bir de onluk geldi. 8 oldu. 81'dir yanıtım. 9 soruda çıkarma yapalım. 6'dan 4 çıktı. 2, 5'ten 3 çıktı. 2, 22 buldum. 3'ten 5 çıkmaz. Bu sefer komşuya gidip onluk bozduracaktık. Burası 7 iken artık 6 kalacaktı öğretmenim. Bir onluk getirdim. 3 tane de cebimde vardı. Toplam 13 oldu burası. 13'ten 5 çıkarıyorum. 8 kaldı. Burası 6 kalmıştı. 6'dan 2 çıktı. 4 yanıtım 48. Yine 2'den 3 çıkmaz. Komşuma gittim. Onluk kaldım. 9 8 kaldı burası. 12'den 3 çıktı. 9. 8'den 6 çıktı. 2 yanıtım 29 oldu. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını zihinden bulunuz demiş. Arkadaşlar birler basamağının hepsinde 0 olduğu için onlar basamağını kendi arasında çıkarıyorum. 7'den 2 çıktı. 5. Sondaki 0'ı ekledim. 70'den 20'yi çıkarınca 50 kalır. 8'den 3'ü çıkarttım. 5 sonuna 0'ını ekledim. 9'dan 4'ü çıkardım. 5 sonuna 0'ını ekledim. Hepsinin yanıtı 50 oldu. 13. sayfayla devam ediyorum. Doğal sayılardan bahsedeceğiz arkadaşlar. 3 basamaklı doğal sayılardan. Örneğin biz telefon numaralarını kullanırken bir kağıda yazarken 3 numaralı telefon numaralarını özellikle acil durum numaralarını biliyoruz. Örneğin elektrik arızada 186'yı aramam gerekiyor doğalgaz arıza da 187'yi su arıza da 185'i ve acil çağrı merkezi olarak da 112'yi ararım Burada bana bir etkinlik vermiş bu kısmı geçiyorum evde yapabilirsiniz ya da öğretmeninizle okulda yapabilirsiniz 14 sayfada onluk ve Birlik olarak e, taban bloklarını izleyeceğim ve yüzlük olarak artık ekleme yapacağım 100. Tabloya baktığımda yüzlük, onluk ve birlik olarak ayırdım. 100 sayısında 0 birlik, 0 onluk ve 1 tane yüzlük vardır. Toplam sayım yüz'dür. Mesela 230 sayısında öğretmenim 2 tane yüz adı üstünde 200, 3 tane onluk 30 ve birler basamağında 0 tane birlik vardır. Verilen sayının birler basamağındaki rakam sıfır olduğunda tabloda birlik bölümünü boş bırakırız arkadaşlar. Onun yerine onluğu yazmıyoruz. Dikkat edin bu kurala. 15. sayfaya bakıyorum. Tabloda kaç tane yüzlük var? 1, 2, 3. Kaç tane onluk var? 1. Kaç tane birlik var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yanıtım ne olacak? 317 olacak öğretmenim. Yine bir diğer tabloyu inceliyorum. Yüzlük. 1 2 3 4 Onluk 1 2, birlik 1 2 3. Yanıtım ne olacak? 423. Bir sonrakine baktım. 2 tane yüzlük var. 1 2 3 4 tane onluk. 5 tane birlik. 245 olacak yanıtım. Sayıların okunuşunu noktalı yerlere yazacağım. 153 153

219 219 928 928 380 380 şeklinde yazıyorum arkadaşlar. 16. sayfada birer onar yüzer ileri ritmik saymaktan bahsetmiş. Ercan birer birer sayıyor. 10 11 12 13 14 Sibel onar onar sayıyor. 90, 100, 110, 120, 130. Hakan da yüzer yüzer sayıyor. 500, 600, 700, 800, 900. Burada neye dikkat ediyorum? Birer birer sayarken birler basamağını bir artırıyorum. Onar onar sayarken onlar basamağını bir artırıyorum. Yüzler basamağını sayarken yüzer yüzer artırmak için yüzler basamağını bir artırıyorum. Evet, burada bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bakın burada da 321'den 326'ya kadar birer ritmik sayalım demiş. 321 22 23 24 25 26 bakın birer ritmikte birler basamağını birer tane artırdım. 155'ten 215'e kadar onlar ritmik sayalım. 155 165 175. Bakın onlar basamağını bu sefer birer tane artırdım. Ve son olarak 262'den 332'ye kadar onar ritmik sayalım demiş. Yine 262, 272, 282. Yine onlar basamağını birer tane artırdım. 99'dan 999'a yüzler ritmik sayalım. 99, 199, 299. Bakın yüzler basamağını birer artırarak devam etmiş. Bu şekilde yaptım alıştırmalar kısmına geçiyorum. 431'den 442'ye kadar birer ritmik sayarken ne yapacağız arkadaşlar? Birler basamağını birer artıracağız. 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 441, 442. İkinci sorumdayım. 540'dan 620'ye kadar onar ritmik sayın. Bu sefer de onlar basamağını artıracağım birer tane. 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620 ve son olarak 100'den 900'e kadar yüzer. Güzel er ritmik sayacağım. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Bu sefer de yüzler basamağı birer tane artmış oldu. Evet arkadaşlar. Basamak adlarına geçeceğiz. Bu videomuzda son olarak yuvarlama kısmını Yapmadan bitireceğiz. 3 basamaklı doğal sayıların basamak adları basamaklardaki rakamların basamak değerleri. 192 sayfa kitap okudum demiş Selin. Metin okul numaram 235 demiş. Songül de kardeşimin boyu 124 santimetre demiş. Sizce Selin, Metin ve Songül'ün söylediği cümlelerde geçen sayılardaki iki rakamın basamak değeri aynı mıdır demiş. 2 rakamının burada 2 var. Burada 2 var. Burada 2 var. Öğretmenim hepsi farklı basamakta. O zaman değerleri farklıdır diyebiliriz, değil mi? 300 sayısının basamak adını ve e, tabloda nasıl gösterildiğini göstermiş bana bakıyorum. 300 birler, onlar ve yüzler olarak ayırdım. 3 tane yüzlük, sıfır onluk, 0 birlik. O zaman rakamın basamak değeri burada 300, burada 0, burada 0'dır. Bakın burada 253'ü inceliyorum. 3 tane birlik, 5 tane onluk, 2 tane yüzlük var. Yüzler basamağında 2, onlar basamağında 5, birler basamağında 3 yazdım. Ve bu sefer bu sayılarla çarpıyorum. Birlik dediği için 3 çarpı 1'den 3, onluk dediği için 5 çarpı 10'dan 50. Yüzlük dediği için 2 çarpı yüzden 200 olarak buldum. Ve diğer örneğimi inceliyorum. 555'i birler onlar yüzler basamağının hepsinde de 5 var. Birler basamağındakinin basamak değeri 5 çarpı 1'den 5. Onlar basamağındakinin basamak değeri 5 çarpı 10'dan 50. Yüzler basamağındakinin basamak değeri 5 çarpı yüzler basamağında olduğu için 100 ile çarptım 500 olarak buldum. Evet burada 287 inceliyorum. Birler basamağını 1 ile çarpacağım. 7 çarpı 1'den 7. Onlar basamağını 8 ile çarpıyorum. 8 çarpı 10'dan 80. Yüzler basamağını 100 ile çarpıyorum. 2 çarpı 100, 200. 906'yı çözümlemiş. Birler basamağında 6 var. Kendisine eşit. Onlar basamağında 0 olduğu için 10 çarpı 0, 0. Yüzler basamağında 9 olduğu için 9 çarpı 100, 900. Alıştırmalara bakalım. 123 sayısının basamak adlarını yazınız. Birler basamağında 3. Onlar basamağında 2. Yüzler basamağında 1 var değil mi? basamak adına bu şekilde yazdım. Birler B basamağı demek. Onlar B basamağı demek. Yüzler b de yüzler basamağı demek. İkinci soruma bakıyorum. Birler basamağı 3. Hemen basamakları çizdim. Burası birlerdi. Birler basamağına 3 yaz demiş. Onlar basamağına 4. Yüzler basamağına 2 yaz demiş. Sayım 243 olur. Üçüncü soruya baktım. Verilen sayılardaki 4 rakamının basamak değerini yazınız birler onlar basamağında burada 4 o zaman 10 çarpı 4 40 burada 4 yüzler basamağında 4 çarpı 100 400 burada 4 birler basamağında 4 çarpı 1 4 hepsini yazdım dördüncü sorudayım 165 sayısındaki 6 rakamının basamak değeri Öncelikle bakıyorum. Basamak değeri onlar basamağında olduğu için 6 çarpı 10 60'tır. 5 rakamının basamak değerinden kaç fazladır? Bu da birler basamağında olduğu için 5 çarpı 1 5. Aradaki farkı sormuş. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyorum. 60'tan 5'i çıkardım. 55 kaldı. Son sorudayım. 745, 379 ve 807 sayılarının hepsinde arkadaşlar 7 rakamı ortaktır. Bunun basamak değerini sormuş. Birler basamağında 7 çarpı 1'den 7. Burada onlar basamağında 7 çarpı 10'dan 70. Burada yüzler basamağında 7 çarpı 100'den 700. Bu şekilde sorumu tamamladım. Bir sonraki videomuzda doğal sayılara en yakın onlar ve yüzlere yuvarlamaya geçeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bizler Instagram sayfamız ilkokul öğretmenimden takip etmeyi unutmayın kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Hepinize başarılar dilerim.